Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün rehber videomuzun konusu Sauron. Sauron nasıl olmalı? Hangi yeteneklere vermeliyim? Hangi itemlere ağırlık vermeliyim diyorsanız doğru videodasınız. Şimdi gelelim itemlerin nasıl olmalı. Sauron odak kahramanı, odak komutanı olduğu için itemleri ona göre vermeliyiz. Eline kısa kılıcı kullandım. Hem kuvvet hem odaklanma yüksek verdiği için. Ayrıca zaten kötü insanların hasarını da artı 3 attırdığı için bu item tam Sauron'luk item. Hani belki 5'te 5 yapamazsınız ama yine bu item elinizde varsa bunu kullanmaya gayret edin. Zaten attaki sert darbe yeteneği de olmazsa olmazdır. Hani odak komutanlarında sert darbe yeteneği kesinlikle olacak arkadaşlar. Unutmayın. Burada kumaş destekli zırhı kullandık. Hani 30 kuvvet, 12 odaklanma, 18 hız veriyor. Ekstradan A150'yi de 15 odaklanma verdiği için bu zırh güzel. Ama savunma ve odaklanma veren bir zırh varsa onu kullanmanızı tercih ederim. Şu an elimizde bu vardı. Belki 5'te 5 yapamazsınız ama doğru kullanılabilecek bir zırh. Başlığında tuzakçı başlığı yaptık. Odak kahramanlarında tuzakçı başlığını kullanmamızın asıl sebebi odaklanma hız ya da orada hasarı menzilliden hariç, hani temel özelliklerinden hariç, histeri yeteneğini vermesi. Hani tuzakçı başlığının histeri yeteneğini vermesi onu kullanılabilir bir kask yapıyor. O yüzden hani tuzakçı başlığını kullanacaksanız histeri yeteneği kesinlikle olmalı. Yıpranmış bir bu hemen hemen herkeste var. Odak komutanların olmazsa olmazıdır. Odaklanmayı arttırdığı için. Sizde dahi odaklanmayı arttıranlar varsa ya da odaklanmanın yanında başka özellikler veren itemleriniz de varsa onu kullanabilirsiniz. Lakin şu an elimizde olan bu 5'te 5'te olduğu için 650'yi de güzel olduğu için bunu kullandık. Şimdi gelelim yetenek dağılımına. Arkadaşlar Sauron'un iki çeşit yetenek dağılımı var. Ben ikisini de size göstereceğim. Hangisi size uygunsa, hangisine göre itemleriniz varsa onu kullanın. Sauron'un olmazsa olmaz yeteneği God Hour'dur arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle buna vereceksiniz. Aşırı yükleme ve ruh emici yetenekleri. Olmazsa olmaz bu üç yeteneği kesinlikle veriyorsunuz. Sauron olmazsa olmazıdır. Zaten özelliklerini okursunuz, özellikleri çok iyi. Ruh emicidir işte, aşırı yüklemedir. Bunların ikisini kesin vereceksiniz. Ondan sonra düzenbaz yeteneğine %100 vermelisiniz. Düşman birimlerinin aldığı hasarı arttırıyor. Bir de odaklanma niteliğine göre değişiyor ki bu çok iyi bir şey. Yani burada %12 diyor ama %24 olabilir, %25 olabilir, %20 olabilir. Bu senin odak niteliğine göre değişen bir şey olacak. Hani %12'de sabit kalmayacak. Armağanların Efendisi. Bu yetenek de çok güzel bir yetenek. Fullediğinde odak arttırmanın yanında hani şu mesela verdiğimiz itemlerde kuvvet odaklanma hız, işte odaklanma hız gibi özellikleri. Yani temel özelliklerin hepsini %30 arttırıyor. O 24 kuvvet veriyorsa buna verirseniz bu Armağanların Efendisi yeteneğine verirseniz 24 olan kuvvet %30 fazlası olarak yansıtılacak buraya. Hem odak hem hız için de geçerli bunlar. Ondan sonra titrek darbe. Hani iki düşman hedefe %80,5 odak hasar oluşturur ve etkisi odak niteliğine göre değişir. Bu dediğim yeteneklere verirseniz Sauron'un hasarı inanılmaz artar. Zaten burada ordunun yani rakip düşman ordunun aldığı hasar da arttırdığınız için sizin kendi ordunuz da karşı tarafta orduya çok aşırı vuracak. O yüzden Sauron çok güçlü bir komutan. Yani Gri Gandalf'ın tersi gibi bir şey. Tam Gri Gandalf da ordu komutanı ama Gri Gandalf'ın kendisi vurmuyor. Bu komutan Gri Gandalf'ın aksine vurucu bir komutan. Vuran da bir komutan. Hani şimdi raporlara geçtiğimizde ne dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi raporlara geçelim. Şöyle bir divanına karşı ordusu, Divan'ın ordusu doğru ama dediğim gibi Sauron'a o yeteneklerini verdiğiniz için çok yüksek miktarlarda hasar çıkartabiliyor. Burada da 207k hasar vurduğunu görüyorsunuz zaten. 111k da asker hasarı var. İyileştirmesini bakın 75k iyileştirmiş. Hani efsane komutan, üçü bir arada gibi bir komutan. Hem iyileştiriyor, hem vuruyor, hem orduya vurdurtuyor gibi. Güzel üçü bir arada bir komutan. Şöyle güzel itemli, güzel yetenekleri de doğru verilmiş bir Galadriel'e karşı böyle bir rapor var. 3750 tane cüce T4'ü koymuş. Karşıda Sauron'un ordusunda T4 yok. 107K Sauron vurmuş. 117K askerler vurmuş. 70K da iyileştirmiş. Gördüğünüz gibi
Çok güçlü bir gardiyana karşı bile avantajlı duruma geçmiş, hatta yenmiş gibi bir şey. Bu savaş devam etse kaçta ordu tek yer. Görüyorsunuz zaten Galadriel de boş bir Galadriel değil. İtemler de doğru verilmiş. Yetenekler de doğru verilmiş. Gördüğünüz gibi Tuzaksı başlığında da hisleri kullanmış. Yani odak kahramanında hisleri kullanmak olmazsa olmazıdır. Karşıda böyle bir Eomer var. Ordusu doğru verilmiş. Sauron'un ordusu yarım ordu olmasına rağmen, hani büyük ihtimal başka bir savaştan çıkmış Sauron. Ama ona rağmen yine hiçbir şey fark etmemiş. 188K kendisi vurmuş. 132K orduya vurdurtmuş. 57K da iyileştirmiş arkadaşlar. Çok güzel bir rapor. Hani gördüğünüz gibi Sauron hem hasar vuruyor, hem orduya vurdurtuyor, hem de iyileştiriyor. Hani üçü bir arada bir komutan, efsane bir şey. Şöyle bir Khaldun var. Khaldun'un ne kadar güçlü olduğunu bilmeyen varsa videosunu paylaştım, onu da izleyebilirler. Ama ona rağmen Sauron yine yok etmiş. Gördüğünüz gibi 202K kendisi vurmuş. 102K askere vurdurtmuş. 75K da iyileştirmiş. Zaten Khaldun güçlü komutan. Ona rağmen güzel rapor. Bu da diğer bir rapor. Grigandalf raporu. İtemler güzel. Yetenekler de güzel dağıtmış. Dediğim gibi hisler yeteneği odak kahramanlar için olmazsa olmazdır. Tuzakçı başlığını kullanın ama hisler yeteneği olsun. Bunu bastıra bastıra söylememin sebebi çok önemli bir yetenek olması. Hani çok önemli bir özellik olması. Ama ona rağmen 200K Sauron vurmuş. 57K da ordu vurmuş. 71K da iyileştirmiş. Gandalf da güzel ama dediğim gibi Gandalf'ın kendisi de hasar vuramadığı için böyle raporlar normal. Şimdi arkadaşlar hani iki çeşit dağılım var demiştim ya. Ben size ikincisini göstereceğim. Siz hangisini seçmek istiyorsanız onu seçin, onu yapın. Bu da ikinci Sauron yetenek dağılımı. Yine dediğim gibi Gotaur yeteneğine veriyorsunuz. Ruh emici ve aşırı yüklenme yeteneklerine kesin veriyorsunuz arkadaşlar. Hani ilk anlattığımda sadece düzenbaza verip bırakmıştık. Ama bu sefer hem dehşet yüzüğüne hem de halsiz bırakmaya vereceğiz. Ondan sonra kalanları da 2-1-1 şekilde dağıtacaksınız arkadaşlar. Yani ne kadar kalırsa artık 2-1 yaparsınız. 2 yaparsınız sadece. Orası size kalmış. Ama bu şekilde vereceksiniz. Diğerinden farklı olarak düzenbazın sağını solunu fullledik. Temler zaten aynı. Şöyle bir demir ayak var. 422 gücü var. Yetenekleri doğru verilmiş. Ordusu da güzel. Ama 141K Sauron vurmuş. 183K asker hasarı çıkartmış. 40K da iyileştirilmiş. Demir Ağaç gibi bir komutana karşı 40K iyileştirmesi çok güzel. Çünkü Demir Ağaç'ın yeteneklerinde karşıdaki yani düşman ordunun HP yenilemesini kaldırıyor. Hani 3 tur boyunca HP yenileyemez. Ama ona rağmen 40K iyileştirmiş. Demir Ağaç da 122K vurmuş ama dediğim gibi Sauron çok güçlü komutan. Hem kendisi vurup hem orduyu vurdurttuğu için daha avantajlı çıkmış. Böyle de bir Grigandalf var. Yetenekleri doğru verilmiş. İtemler zaten güzel item. Ama dediğim gibi Sauron çok güçlü bir komutan. Hani üçü bir arada komutanı. 158 komutan hasarı. 130K asker hasarı ve 60K da iyileştirmiş. Hani güzel iyi rapor. Bu da diğer bir rapor. Gil-galad raporu. Gil-galad da güzel komutan. Hani itemler de doğru verilmiş. Ama elf olmadığı için böyle bir sıkıntıyla karşılaşmış. Elf tedürüdüğüyle belki daha iyi sonuçlar verebilir. Ama şu anki rapora baktığımızda gördüğünüz gibi 65K Sauron vurmuş. 127K da orduya vurdurtmuş. 67K da can iyileştirmiş arkadaşlar. Karşıdaki orduya göre bu kadar avantajlı çıkmasının sebebi Gil-galad'ın az vurması ve iyileştirme yapamaması. Bu da diğer rapor Arwen. Arwen zaten güçlü komutan ama yetenekleri yanlış dağıtılmış. İtemleri çok güzel. 218K ordu vurmuş, 86K komutan vurmuş, 65K da iyileştirmiş. Neredeyse Arwen kadar iyileştiren bir komutan Sauron. Ona rağmen çok avantajlı çıkmış, başarılı. Bu da diğer bir rapor, Aragorn raporu. İtemler doğru, yetenekleri doğru, güzel, hani hepsini güzel dağıtmış. Ama Sauron'a karşı hiçbir şey yapamaz, tek yemiş. 105K Sauron vurmuş, 116K ordu vurmuş, 29K da iyileştirmiş. Aragorn da 160K vurmuş ama ortada hani can yenileme gibi bir yeteneği olmadığı için ve Sauron'un güçlü bir komutan olmasından dolayı karşıdaki ordunun alacağı hasarı artırdığı için böyle bir rapor olması çok normal. Diğer rapor şöyle bir Eowyn var. Hani itemleri kısmen doğru. Ordusu normal zaten atlı birliklerde çok fazla opsiyon yok. İtemler de doğru. Sauron'u güzel zorlamış bence iyi rapor.
135K komutan vurmuş, 158K ordu vurmuş, 60K da iyileştirmiş. Eowyn de iyileştirmiş gördüğünüz gibi. Ama Sauron her zaman avantajlı çıkıyor. Bu da diğer bir rapor. 605 odaklı bir Galadriel. İtemleri doğru verilmiş. Ama ona rağmen Sauron 83K vurmuş, 145K da orduya vurdurmuş, 50K da iyileştirmiş. Bu raporun hani böyle olmasının sebebi Sauron'un çok yüksek bir can basması. Bu da diğer bir Gil-galad raporu. İtemleri güzel, hani doğru verilmiş itemleri de. Yetenekleri de kısmen doğru. Ama dediğim gibi elf olmaması, elf Treadir'i kullanamamasından dolayı böyle bir rapor olmuş. 140K komutan vurmuş, 103K asker hasarı çıkartmış, 60K da iyileştirmiş. Şimdi arkadaşlar ben size ikisini de anlattım. Hangisini kullanmak istiyorsanız, hangisini yapmak istiyorsanız o sizin tercihiniz. Şimdi ikisi arasındaki VS'yi göstereceğim size. Tercih sizin. Bu ilk anlattığım Sauron bu şekilde dağıtmış gördüğünüz gibi. Sadece düzenbaz yeteneğinden almış, diğerine vermiş. Fark eden bir şey yok. Bu da ikinci, yani şimdi anlattığım Sauron yeteneklerini falan görüyorsunuz. Ve sonuç. İlk anlattığım Sauron 211K hasar vurmuş, 116K orada hasar vurmuş, 52K'da iyileştirmiş. İkinci anlattığım Sauron da T4 olmasına rağmen 131K vurmuş, 154K'da orada hasar vermiş, 18K'da iyileştirmiş. Yani hemen hemen çok bir fark yok ama bence soldaki şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.